da biz gelince memnun oluyor. Ne yapsın? Tabii işte bir parasını verin de ben tüp alıvereyim dedi diyemezsin. Aynen aynen. Sakin bir şeyler. Abi düzlemediniz. Ben verdim. Yani birer gram aldım. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Herhangi bir ücret talep etmiyoruz yani. Peki. Hayırlı işler diliyorum. Ne demek? Hayırlı işler diliyorum. Yenice Pazarköy'den Ertuğrul Düftoğlu. Baba mesleğimiz 40 yılı geçip bir süredir aşkındır. Yenice kalkım, balya bir balıkesir, balya bir perşembe günleri. Seyyar saraflık yapıyoruz böyle. Bu yöreye alıştırmışlar yıllar önce babam ile. Sezondan sezona tütün parasında, biber parasında para döner bu bölgede. Herkes birbirini tanıdığı için güvenle alışveriş yapar. Genelde zaten 22 yer ağırlıklıdır ürünlerimiz. Bilezik, düğünler için. Yatırım aracı olarak 2,5'lu ata lirası, çeyrek. 40 yıl aşkındır bu meslekte bu şekilde gidiyoruz biz. Ama biz de mesleğin son şeyiz yani artık, nesilleriyiz. Birkaç seneye kadar artık biz de dükkanları sabitleşiriz. Herhalde bu mesleğin tadı kaçtı. Sokaklarda aldı satmak zor, riskleri çok. Yollarda silahla önümüze geçenler, kurşun atanlar, bunları yaşıyoruz. Yaşadım ben 2 defa. Allah'a şükür malımızı, canımızı gasp ettirmeden, sağlığımızı kaybetmeden işin başındayız yine. Mecburuz bir yerde, küçük yer buralar. Allah bereket versin, karnımız doyacak kadar da 3-5 kuruş bir şeyler oluyor. Bu şekilde. Şu anda kalkımdasınız. Şu anda kalkımın yani çileği ve kapya biberi şu anda... Tabii sezon, yani paralar yavaş yavaş dönmeye başlar. Veresiye verdiklerimiz, müşterilerimiz çok. Bunların paraları yavaş yavaş tahsil olur. Kendisi getirir, herkes ödemesini yapar düzenli bir şekilde. Parayı cebine sokan gelir. Abi. Etraf köylerindeki halkımıza, vatandaşımıza 1-2 aylık veresiye altın verebiliyoruz. Çeyrek altın ihtiyaçlarını görebiliyoruz. Çünkü biber sezonunda biber paralarını sattıklarında gelip ödemelerini yapıyorlar. Bu şekilde halkla iç içeyiz. Böyle olmasa ticaret olmuyor zaten.
halkın Temmuz, Ağustos, Eylül ayına kadar idare ediliyor. Eylül ayının sonunda biber, kırmızı biberini toplayan, domatesini toplayan ödemelerini geliyor bize yapıyor. Merhaba dostum. Bu sezon bu çark bu şekilde vallahi devam ediyor böyle. Sen ne yapıyorsun? Bir dahaki sene gene Allah ömür verse gene bu şekilde devam ediyoruz. İnternet aracılığıyla telefonlarımızdan takip ediyoruz. İnanamasak, güvenemesek hemen İstanbul'a aile diyoruz. Anlık kapalı çarşıdaki borsa fiyatını alıyoruz. Bir süre onunla böyle idare ediyoruz. Bir saat, iki saat. Aralıklı tekrar müşteri yüklü bir alışveriş yaptığında ya internete ya da tekrar İstanbul'u arayıp düştüğünü, çıktığını bu şekilde gün içerisinde 3-5 defa takip ediyoruz.